Din kardeşini savunanı cehennem ateşi yakmaz. Alaeddin Ali İbni Hatip Hazretleri fıkıh alimidir. 774 miladi 1372 de Halep'te doğdu. Şam ve Kudüs'te ilim tahsil ettikten sonra Halep kadılığına getirildi. İbni Hacer Askalani Halep'e geldiğinde kendisiyle görüşmüş ve birbirlerinden hadis rivayet etmişlerdir. İbni Hatip 843'te, miladi 1440, Halep'te vefat etti. Müslümanlara yardım hakkında şu hadisi şeriflerleri nakletti. Bir Müslümanın sıkıntısını gidereni veya bir mazluma yardım edeni, Allah-u Teala affeder. Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren, ömür boyu Allah-u Teala'ya ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Kim bir mümini, bir münafıkın eziyetinden korursa, Allah-u Teala da onu, cehennem ateşinden korur. Allah indinde, en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır. Din kardeşini savunan Müslümanı Allah-u Teala, cehennem ateşinden korur. Din kardeşinin aleyhinde konuşulurken, ona müdafaya gücü yeterken, bunu yapmayanı, Allah-u Teala dünya ve ahirette zelil eder. Allah katında en kıymetli amel, bir Müslümanı sevindirmek yahut bir sıkıntısını gidermek veya sabrını taşıran bir kederini ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir. İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir. Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik edendir. Sizin en iyiniz, kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük etmeyeceğinden emin olunandır. Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir. Allahü Teala, sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever. Layık olana da, olmayana da iyilik et. Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi. Eğer o kimse iyiliğe layık değilse, sen iyilik ehlinden olursun. Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisiyle meşgul olduğu gibi, Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır. Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen, onlardan değildir. Şeytan, fakirleşirsiniz diye korkutup, size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek istemez. Allah ise kendi lütfundan size mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Allah'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belayı def eder. İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin. İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. 27 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.